Ünsiyyət. Gəlin özümüzü, bir-birimizi tanıyaq, ünsiyyət edək, yaradanımızı tanıyaq. Hər şənbə saat 11-də Radio Space-də İman Nuruna Doğru. Verilişin müəllifi və aparıcısı Solmaz Əmirli. Hörmətli ünsiyyət sevərlər. Xoş gördük, hörmətli dinləyicilərimiz. Xatırlayırsınızsa, ötən verilişimizdə söz vermişdik ki, bugünkü ünsiyyətimizdə Allah Taalaya şükürlü olmağın önəmindən danışacağıq. Bəli, hörmətli dinləyicilərimiz, insana dünya və axirət üçün çox önəmli olan və Qurani Kərimdə dönə-dönə vurğulanan şükür haqqında danışmaq üçün bugün ünsiyyətimizə filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Siracəddin müəllim Hacını dəvət etmişik. Bizimlə əlaqə qurmaq istəsəniz 596-71-04 nömrəsi sizin ixtiyarınızdadır. Siracəddin müəllim, bir daha xoş gördük sizi. Yəqin ki, ünsiyyətimizə, söhbətimizə dua ilə başlayacaqsınız hər zaman olduğu kimi, elə deyilmi? Bəli, inşallah. Buyurun, Siracəddin. Bismillahirrahmanirrahim. Uca Allah da sözlərinə dua ilə başlayır, elə deyilmi? Qur'an-ı Kerim'i açanda karşımıza çıkan ilk surede Fatiha suresidir. Fatiha suresinin ilk bölümü Allah'a tanıdır. Sonra da duayla bitir. Yani dua da aslında şükür etmeyin bir ölçüsüdür, bir göstericisidir. Ona göre ben her zaman bizim aziz dinleyicilerimize, güzel dinleyicilerimize teşekkür ederim. Onlarla bizi kavuşturan Allah'a da şükür ederim. Şükürden ki biz danışırız. Buca Allah bu güzel insanların, bu merhametli insanların, şefketli insanların, Allah'ın ayesi olan insanların gününü, işini, ailesini hayırlı bereket eylesin. Bugün onlara bir halal ruzu versin. Bugün onlara halal bir iş görmeyi nasip etsin. Bugün onlar evlerine dönende Allah'ım senin rızanı kazanmak için ben bugün bu hayırlı işi gördüm demeyi nasip etsin. Amin. Çünkü insan olmağın özelliği budur. Hayırlı düşünce nasip etsin. Bəli.
ağlına bereket versin, evine bereket versin. Bugün bir ilmi öğrensinler, bugün Kur'an'dan bir sayfa okusunlar, ne olur? Bir sayfa çok mu yani? Çünkü Allah bu Kur'an'ı bize nazil edip ki biz bu Kur'an'ı okuyak, öyle değil mi? Bak Kur'an'a şükürden danışırsa Solmaz Hanım, nimetlerin en büyüğü Kur'an-ı Kerim'di. Kur'an-ı Kerim'e bir insan nece şükür edebilir? Sadece ellerini uca Allah'a kaldırıp Allah'ım bize kitap gönderdiğine göre sana şükür edip demeyle işimizi bitirebilirik mi? Ben diyorum ki aziz dostlar, Kur'an'a şükür etmeyen yolu Kur'an okumaktır. Kur'an'a şükür etmeyen yolu Kur'an'ı anlamaktır. Ben diyorum ki Kur'an'a şükür etmeyen yolu Kur'an'ın öğrettiği kimi yaşamaktır. Ben diyorum ki Kur'an'a şükür etmeyen yolu Kur'an'ın öğrettiği kimi yaşamayı başkalarına da tövsiye etmekti. Ben diyorum ki Kur'an'ı şükür etmeyen yolu Kur'an'ı öğrenmek ve öğretmektir. Bir insanda, bir evde, bir şehirde, bir ülkede günde bir sayfa Kur'an okusa ne güzel olur. Ve bizim aziz dinleyicilerimiz Solmaz Hanım, bir heyete de Günel Hanım inansınlar ki biz Kur'an'a tokunanda Kur'an çok sevilir. Kur'an'ın sahibi olan, aziz olan, Rahman olan, Rahim olan, Kelamullah olan, kelamın sahibi olan Allah çok sevinir. Allah'ı sevindirmek mi istiyorsunuz? Allah'ın size yönelmesini mi istiyorsunuz? Allah'ın kitabını okuyun. İnanın eğer siz Kur'an'ı sevindirseniz Kur'an sizi 10 kat artık sevindirecek. Siz Kur'an'a siz Kur'an'ı elinizle tokunsanız Kur'an sizin yüreğinize tokunacak. Ruhunuza tokunacak. Sizin kurumuş, susuz torpağa çevrilmiş kalbinize yağmur kimi bir bereket nazil edecek. Ele Kur'an'a şükretmeyen yolu da budur. Uca Allah bizi Kur'an'ı sevindirenlerden etsin. Amin. Kur'an'la sevindirenlerden etsin. Amin. Kur'an'ı anlayıp hayatına taşıyanlardan etsin. Amin. Dilimizden şükürü düşürmesin Cenab-ı Allah. Peygamberimizin güzel bir duası var Solmaz Hanım. Bak Peygamberimiz buyurur ki ben bunu hem de evlenme isteyenlere diyorum hemşe. Peygamberimiz buyurur ki şükreden diliniz, zikreden kalbiniz sizi cennete götürecek bir hayat yoldaşınız olsun. Nece güzel bir aile kurular, nece güzel bir ailenin temeli kurular. Yani öyle bir aile ki Solmaz Hanım şükreden dili olsun o ailenin. Evet. Bakın ilk dakikalardan artık dinleyelim, bize koşulur dinleyicimiz. Dinleyicimiz var, böyle onun bile dualarını eşidey seher. Alo. Alo, selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Ben sizi de konakınızı selamlıyorum. Hacı ben böyle bir 64 yaşım var. Ben demeli izden paralisi oldum, hastalandım. Ve sağlamda da bin şükür eledim ey Allah, elim ayağım iş deyir. Ben hemşe şükürler ederim. Çünkü şükür Allah'ın ve yalvarışıdır. Allah ona rahmeder. Her bir şeye, hatta insan belki mesela akşamda bir parça sürekli takırsa ona da gerek şükür elesin. Bir de cavanlardan kahiş ederdim ki ay cavanlarım, demeli aksakalın ağ bir şeyin eyyelleri izine ağlanında bilmeden eserleşende de siz tövbe edin. Ve şükürler edin ki ay Allah, Allah geçsin günahınızdan. İnsan her bir şeye, her bir dakikada şükürler olsun. Evet. Ben cavan vaktinde bağıştım başarısını veririm. Cavan vaktinde büyük bir reis gezdirirdim. Ve reise dedim ki biraz dingeli eledim de cavan vaktimde. Böyle de bir balacan nesil puldan maddi cahitler. Birden bu vakti bir nefer geçirdi. İki ayağımda şükür. Bana dedi ki Elhan, ona bakırsan, ona bakanda biz şükürler etmeliyiz. İnsan her bir şeye şükür etmelidir. Çok sağ olun. Allah sizden razı olsun. Siz sağ olun. Çok güzel bir örnek verdiniz verilişimizin evvelindeyle. Aslında Allah'ın o her bir insan şikest demiyor onlara. Allah'ın ayeleri diyor onlara. Onlarla da Allah bize ayet bir mesajlar vermiş olur. Evveller şehirlerden bu aziz dostumuza Allah şefa versin diyelim. Bak görürsünüz hastalığı da şükre sebep olup. Hastalığı şükre sebep olup. Biz her zaman Allah'ın sözüdür. Ben de onu Kur'an'dan çıkardığım ölçüye göre bile diyelim. Bizi Allah'tan uzaklaştıran sağlamlıktansa bizi Allah'a yakınlaştıran hastalığı yakışıdır. Eğer acılarımız ümidi büyüdürse o nimet olur. Acılarımız ümitlerimizi büyüdürse acı insanı Solmaz Hanım iki yora yöneltebilir. Küfre, inkara, üsyana. Allah'ım neden bu belanı bana verdin? Niye beni seçtin? Başkası yok idi mi? Bir de bu
küfre yöneldir. Bir de acı eğer ümitleri büyüyerse, acının ümitleri büyütmek olduğunu bilmek için acının bir nimet olduğunu bilmek lazımdır. Burada ben seçtim olarak geleceğim inşallah. Ona göre biz her zaman bizi yoktan yarattığına göre Allah'a şükretmeliyiz. Bizi yoktan yaradan Allah'a şükür olsun. Bizi insan olarak yaradan Allah'a şükür olsun. Bize ağıl, vicdan, irade vererek başka varlıklardan üstün ve şerefli eden Allah'a şükür olsun. Bizi yeryüzünün halifesi olmak, yani yeryüzünü Allah'ın ölçüleriyle kurmak, dikmek, düzeltmek, idare etmek görevini insana verdiğine göre Allah'a şükür olsun. Şükür olsun. Evet. Siracettin Melmey, gelişimize çok güzel bak, dualarla başladık. Dinleyicimiz de elhamdülillah çok güzel böyle bizi motivasyon edildi, kökledi böyle programımıza. Ve Siracettin Melmey, Kur'an-ı Kerim'de 75 yerde şükür etmeyin önemi vurgulanır. Beli. Nedir şükürün bu kadar ehemmiyetliydi? Önce bu güzel soruya göre size teşekkür ederim. Birinci, biz şükür anlayışını, şükür terimini öğrenmekle bir, Allah'ı öğrenmiş oluruz. Yani nece öğrenmiş oluruz? Önce bizim aziz dinleyicilere demek istedim ki, Uca Allah'ın 99 isminden biri Eş-Şekûr'dur. Eş-Şekûr demekti. Oradaki eş artikledir, mütleklik bildirir. Yani Eş-Şekûr olan Allah ne maniye gelir? Bakın, neden Allah bizim Allah'ın eşşekir olduğunu bilmemiz istiyor. Biz her zaman bizim bu güzel programımızda, ben buna ders diyorum, bu güzel dersimizde her zaman vurguluyoruz ki, Uca Allah bir ismini nazil edipse bize, yani Rahman olduğunu, Rahim olduğunu bize nazil edipse, o onları sadece dilimizle zikredek diye nazil etmeyip, Allah bizim Rahman olmamızı bilmemizi istiyor. Mesela Allah bilmek istiyor ki, insan bilsin ki Allah el-garibdir. El-Garib adını bilme insanı neden hılas edir? El-Garib en yakın olan demek. Allah kula deyir ki, ben El-Garib olan Allah'ım. Ben sana çok yakınam. O kadar yakınam ki şah damarından da yakınam. O kadar yakınam ki kalbinin içindekini, içinin içindekini de bilirim. Hatta danışmasan, sussan bile yüreğinden geçirenleri de bilirim. Ve bu adı bilmek insana ne verir? Bu adı bilmek insanı şirkten koruyur. Araya vasıtacı koymaktan koruyor. Şehit koşmadan. Evet, Solmaz Hanım. Düşünün bir insan Allah'ın el-garib olduğunu bilse, gidip kabir taşlarından yalvarıp bir şey isteyer mi? İnsanların taşlardan, ağaçlardan, kabirlerden, bütlerden bir şey istemesinin sebebi Uca Allah'ın el-garib olduğunu bilmemesidir. Ona göre Allah ısrarla vurguluyor ki, ben el-garib olan Allah'ım. O cümleden sizin sualınıza cevap olarak Uca Allah buyurur ki, ben eş-şekûr olan Allah'ım. Ne mesaj verir bundan bize? Neyi bilmemizi istiyor? Bir, Allah'ın eş-şekûr olmasının birinci manası budur. O, az emeğe çok ödül verendir. Az emeğe çok mükafat veren Allah'ımız var. Bu ne mesaj verir bize? Allah için gördüğünüz işin kiçiği yoktur ey insanlar. Benim servetim yok, benim pulum yok, benim imkanım yok. Ben insanlara nece yardım ederek düşünmüyün ey insan. Allah'a diliniz şükür edirse Allah sizden razı. Kur'an okudun Allah senden razı. Bir yetimin başını okşadınsa Allah senden razı. Bir güzel uşaklara güzel bir ders geçtinse, hayatın bir hakikatini, bir riyaziyat ayesini, bir biyoloji ayesini güzelce izah ettinse Allah senin az emeğine de çok ödül verir. İki, şükrü sınırsız, şüküre sınırsız, ölçüsüz karşılık veren Allah'tır. Bakın, Eş-Şekûr isminin birinci mesajı az emeğe çok mükafat veren Allah. İkincisi, şüküre sınırsız karşılık veren Allah. Ölçüsüz. Üçüncü, şükür etme ihtimalini bile mükafatlandıran Allah. Yarabbim, bakın, olsun hele şükür etmemiş ya. İleride kimse şükür edecek. İnşallah. Lütfen fikir verin. Bak, şükür etme ihtimalini bile mükafatlandıran bir Allah'ınız var. Hiçbir teşekkürü cevapsız koymayan demekti.
Eğer siz bugün Allah'a şükür olsun dedinizse, şükürün içinde olduracağı hele sadece dilinizle dedinizse, sadece Allah'ın yoluna yöneldinizse, bilin ki Allah hiçbir teşekkürü cevapsız koymayacaktır. Ya bu dünyada sizi güzel bir ödülle mükafatlandıracak, yani ömrünüze bereket nazledecek, ya da cennette size öyle bir ödül mükafat verecek ki o sizin için bir göz aydınlığı olacak. Bəli, mən Siracəddin müəllim, görə dinləyicimiz bizə şükür haqqında nə deyir? Alo. Alo, salam. Günel xanım, olmasanız Siracəddin bəy də salamlayıram. Nadirimiz salam, əleyküm. Əleyküm salam. Sualım, bir dənə şükür namazını soruşmaq istəyir. Səcdəsi bilirəm necə edilir, var. Şükür namazı, bir də düzdür, mövzuya aid deyil, amma bir dinimizlə bağlı bir şey. Məsələn, tuta biri kimsə qul haqqına giribsə əgər, o halallıq almaq, yəni etiraf edə bilmir də, mən belə nəsə bir iş görmüşəm. O tövbe etsə Allah bağışlayar ona. Bir de Allah ibadetleri özü də qəbul edir. Amin inşallah. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Haydi teşekkür ederim. Vallahi benim cevabım budur ki namazlarımızın hamısı şükür namazıdır. Xüsusi özel bir şükür namazı yoxdur yani. Her namaz şükür namazıdır. Yani aslında bir secde var, şükür secdesi. Yani elədir. O secde olan ayələr var. Onlar gelende bir şükür secdedir. Onu Kur'an-ı Kerim okuyanda onun qırağına yazılıb. Ora gələn kimi biz onu səcdə etməliyik. Amma mən ümumiyyətlə deyirəm ki, yəni nadir doğru deyir. Necə namazlarda səcdə edirsən, o cür səcdə edəcəksin. İnşallah. Əgər oxuyarkən o ayə gəlsə, amma mən deyirəm ki, namazların hamısı şükür namazıdır. Ömrümüz şükür namazı olsun. Elə deyilmi? İkincisi, əgər bir insan bir qul haqqını yeyibsə, o qulun özündən halallıq alması lazım. Ama halallık almasa da inşallah tövbe etsin. Yani özüne sıkıştırmayıp Nadir Bey'in dediği gibi insandan halallık alma imkanı olmayıp ya da utanıp. Utanıp veya diye ki o insan artık yanında yoktu. Yoktu. Elbette Allah ettevvab olan Allah'tır. Tövbeleri kabul eden Allah'tır. Biz kim oluruz da Allah senin tövbeni kabul etmez diyebiliriz. Bu bizim heddimize değil. Allah'ın bize Kur'an'da öğrettiği şeyin biri budur ki ey insanlar heddinizi bilin. Neden Allah bize heddimizi bilmemizi istiyor? Çünkü Solmaz Hanım bir şey heddini aşanda ziddine çevrilir. Evet. İnsanın ziddi şeytandır. Evet, evet, evet. İnsan heddini aşarsa şeytanlaşar. Sabırsızlığımız bizim yanında. Şeytanın şeytan olmasının sebebi de heddini aşmasıdır. Çünkü Allah'a karşı tekebbür gösterdiği. Baxın, ve bir de Nadirim, elə bir hal baş verirse, yani edebiyat da yazır ve biz de hayatımızda buna eləyirik. Yani kiminse bildik bilmeden, yani bilmeden kiminse hakkına girdik ve imkan yoktu ondan deyik ki halallaşma, halallaşsak daha yaxşı. Onun için dua edin. İnşallah ki onun için xeyir xeyir, bol bol dua eləyin. İnşallah. İnsanlara beddua etmeye, hidayet dua eləyin inşallah. Allah'ın Eşşekür ismi deyir ki, o az əmələ çox mükafat verir, şükredilən şeyi qat qat artırır. Bax, fikir verin, bu cümlənin altından xətt çəkirəm, şükredilən şeyi. Məsələn, siz nəyə görə şükredirsiniz Allah'a? Məsələn, ağlınıza görə şükredirsiniz. Allah'ım, mənim ağlım yerindədir. Amma ağlın şükürü, sadəcə ağlım yerindədir, mənə ağıl vermisən, bir problemim yoxdur inşallah deyirsən bundan ödəmək mümkün deyil. Ağlın şükürü düşünməkdir. Ağlın şükürü düşünməkdir. Bir insan düşünürsə şükür etmiş olur ağlına görə. Yəni sən Allah mənim ağlıma bərəkət ver demiş olursansa Allah sənin ağlını artırar. Allah şükredənlərin bərəkətini necə artırır? Məsələn mən bunu bir adi misalla deyim. Allah buyurur ki, uca Allah buyurur ki 100 metr məsafə qoymuşam sənə. Qaç onu. Sonra 100-200-ə çıxaracağam. Yani ağıl, sənə bir ağıl nimeti vermişim. O ağılından tam həcminə qədər, sonuna qədər istifadə et, əlavə ağıl nazil edeceğim sənə. Yani Allah'a düşünmək, Allah'a təfəkkür etmək, eyni zamanda Allah'ın yarattığı her bir şeyi düşünərəkdən hayatımızı yaşamaq, eləmi? Günel yani, xanım, yani bunun mənası budur. Allah bizə ağıl nəyə görə verib? Allah'ın ağıl verməsinin ən önəmli səbəbi insanın həqiqəti tapmasıdır. Bəli. Eğer bir insan ağlını, həqiqətin, yani Allah'ın var olduğunu ve bir olduğunun tapılmasına, inanılmasına, anlaşılmasına sərf edibsə, o ağıl şükredən ağıldır. Eğer bir ağıl pisliyi, əxlaqsızlığı, çirkinliyi yaymaq üçün düşünüb, hilələr, nifaklar, fitnələr qurubsa, o naşükür ağıldır. Allah onun ağlının bərəkətini azaldar. Yani Allah ağılın ilahi təyinatı var. Ağılın ilahi təyinatı həqiqət tapmaqdır.
kim ağlını həqiqəti tapmağa yönəldirsə, onun ağlına Allah bərəkət nazil etmiş olur. Allah ağıllarımıza bərəkət artırsın. Amin, inşallah. Dinləyicimiz var, dinləyicimizi işləyək. Alo. Salam əleyküm. Salam. İradə xanımdır. Hər dəfə qulaq asanda öz ürək sözlərimi deməyə bilmirəm. Baxın, gözəl bir şükranlıqla, gözəl bir dualarla başladınız. Bu dövrdə bizim çox-çox ehtiyacımız var. Bu depresiyalarda, müharibətlərdə, miqrantları görəndə, sızıldayan görəndə. Şükür edirəm ki, bu veriliş var. Yəni, səmimi qəbul edirəm. Qurban olum Allaha. Ən adi sözümüz, dilimizdə ən sadə gələn sözlər, gündəlik Allaha təvəkkül, Allaha pənah, Allah sənə sığınmışam söyləyirik. Və son olaraq Siracəddin müəllim ağıldan danışdı. Amma bəzən ilahi ideal ağıldan danışdı. Amma bəzən bir də görürsən ki, bir kəs səndən yüksək mərtəbədə, yəni insan insandan ağlı ilə üstün olar əslində, zəkası ilə. Sadəcə olaraq vəzifədə yüksəkdədir, haqqını tapdalayır. Ağıl gələn məqamda sənə deyir stop dayan. Amma qeyrət gələndə basıb keçirsən ki, düzünü söyləməliyəm. Bilmirəm, ağıl mı üstündür, qeyrət mi üstündür bəzən? Dində ağıl üstündür. Amma qeyrətlə ağıl bir tərəziyə minəndə sakitləşirsən və bəzən səhvlərə göz yumursan. Dünyamızı düz olmaqsın istədim. Allaha şükür edirəm. Bir də Siracəddin müəllimi verən Allaha da şükür. Yaxşı ki o var. Yaxşı ki siz varsınız. Öpürəm Solmaz xanım. Çox teşekkür ederim. Çok sağ olun. İradə xanımın qəlbi dedi, qəlbim bu qaçqınlara, yolda qalmışlara, çadırda qalmışlara, evin eşini itirmişlərə, Suriyada 20 min uşaq olub, günahsız uşaq olub, o uşaqlara İradə xanımın qəlbi sızıldayırsa, İradə xanımın qəlbi şükür halındadır. Biz ora gələcəyik, şükürün növləri var. Ağlın şükürü, qəlbin şükürü, dilin şükürü, əməllərin şükürü. Amma İradə xanımın gətirdiyi sözə misal olaraq demək istəyirəm ki, bir qəlb sızıldayırsa, Allahım, qonşularım ac yatdı, bugün mən necə yatacağım? Allahım, dünyada minlərlə açsız, susuz insanlar var. Allahım, gündə, həftədə 7 min uşaq susundan, acından ölür. Çörək tapmayan insanlar var deyə ən azından bunu düşünərək sızıldayan qəlblər varsa, o qəlblər şükür edən qəlblərdir. Uca Allah bizə dərdlilərin dərdi ilə dərdlənən, sızıldayan qəlbləri verən insanların sayını çoxaltsın ki, Allah da bizdən razı olsun. Amin. Çünki uca Allah bizə, ahirətdə bizdən iki şey istəyir, Solmaz xanım. Çox şey istəmir. Vallahi çox şey istəmir. Deyir ki, sizdən bir iman istəyirəm, sağlam bir qəlb istəyirəm. Sağlam qəlb sızıldayan qəlbdir. Daşlar sızıldamaz. Daşlar sızıldamaz. Kirlərlə, zülümlə, çirkaplarla, rüşvətlə, haramla daşlaşmış qəlblər sızıldamaz. İmansız qəlblər sızıldamaz. Namazsız qəlblər sızıldamaz. Allahı tanıyan, Allahı sevən qəlblər sızıldayar. Sızıldayan qəlblər şükür edən qəlblərdir. Çünki o qəlb ağrını hiss edir. O qəlb rotasını deyək, istiqamətini deyək, çanaq antenasını deyək, Allaha doğru çevirmişdir. Sızıldayan Allah qəlblərin duasını da Allah eşidər inşallah söyləyir. Uca Allah buyurur ki, baxın, uca Allahın biz necə şükür edəcəyik? Solmaz xanım, şükür olan Allah. Uca Allah buyurur ki, verdiyi şükürün birinci dərəcəsi budur. Verdiyi nimətə etiraf etmək. Günel xanım, qula düşən birinci iş odur ki, verdiyi sözün altından xətt çəkirəm. Onun verdiyi şuurunda olacaqsan. Biz böyrəyimizi, ürəyimizi, qaraciyərimizi bazardan almadıq. Bugün bilirsiniz, böyrəyin, qaraciyərin, ürəyin bazarda qiyməti neçədir? Orqana ehtiyac olanlar bunu bilirlər. Həftələrlə, aylarla, illərlə orqana həsrət qalan insanlar var və neçə milyon dollar pul istəyirlər onlardan. Amma Allah buyurur ki, səndə olan orqanların hamısını mən sənə vermişəm. Verdiyini biləcəksən. Bax, şükür budur ki, Allahım, bu gözləri sən mənə verdin. Bu əlləri sən mənə verdin. Bu ağlı sən mənə verdin. Burada da İradə xanımın sözünə əlavə olaraq deyim ki, ağıl ən böyük nimətdir. Ağlı olmayan iman da yoxdur. Ağlı olmayanlar mükəlləf deyirlər. Dəlilər cənnətə girəcəklər. Çünki mükəlləf deyil. Dəlilin düşünmə imkanı yoxdur. Dəlillərin yeri cənnətdir. Çünki Allah onlardan bir şey istəməz. Çünki o məsul deyil. O düşünə bilmir. Namaz nədir bilmir. Allah nədir tanıya bilmir. O cürdür.
Amma ağıl neyməti çalışan insanlar isə ağıl neymətinə görə üzərinə məsuliyyət qoyulmuşdur, onun haqqını verməyə qoşuludur. Və ağıl ona deyəcək ki, ey insan, gördüyün və özünə bax, heç kainata da baxma. Bir əllərinə, özünə, varlığına bax, gör də Allah sənə nələr verdi. İki, bu verilənlərin, verənin o olduğunu bil. İki, bu verilənlərin neymət olduğunu biləcəksin. Bax, neymət nədir? Neymət sadəcə bizdə bu... Solmaz xanım, bu anlayışın içi boşaldılır. Neymət deyəndə yediklərimiz ağzımıza gəlir. Amma Allah nə söylüyür? Allahı tanımaq bir neymətdir. Ən böyük neymət Allahdır. Ona görə biz sizin bu gözəl proqramınızda, bu gözəl dərsinizdə deyirəm Solmaz xanım, hər zaman söylüyürük ki, Allahınız varsa nəyiniz yoxdur. Allahınız yoxdursa nəyiniz var? Ən böyük dəyər Allahdır. Müsəlmanın ən böyük dəyəri Allahdır. Allah bilmək bir nimətdir. İki, Allah Qurana nimət deyir. Allah vəhyə nimət deyir. Allah verdiyi bütün ruzilərə nimət deyir. Solmaz xanım, Allah şəfqətə nimət deyir. Kimin qəlbində acıma duyğusu varsa, ona, Allah ona nimət deyir. Sağlamlıq bir nimətdir. Mərhəmət bir nimətdir, Peyğəmbərə sahib olmaq bir nimətdir, yetimləri, yoxsulları, kimsəsizləri sevmək bir nimətdir, valideynlərini sevmək, onların əlindən öpmək, onları incitməmək bir nimətdir. Nimətləri saymaqla qutarmaq olarmı? Uca Allah buyurur ki, dənizlər mürəkkəb olsa, bir o qədər də üzərinə gəlsəniz, bütün meşələrdəki ağaçlardan da qələm düzəltsəniz, bu mənim sözüm deyil, Allahın sözüdür. Siz Allahın verdiyi neymətləri sayıb, yazıb, qurtara bilməzsiniz, söylüyür. Düşünə bilirsinizmi? Dənizlər mürəkkəb olsa, dünyadakı bütün meşələrdəki bütün ağaçlarda qələm olsa, hansını sayıb qurtaracaqsınız, deyir. Və siz Allahın verdiyi hansı neyməti inkar edirsiniz, deyir, Rəhman surəsində buyurulur. Üçüncü, qula düşəndə budur, bax, verdiyini bildik. Verdiyinin nimet olduğunu bildik. Bizim üzerimize düşen de itiraf etmektir. Tekebbür nedir Solmaz Hanım? Tekebbür, hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını düşünmektir. Allah Kur'an'da buyurur ki, insan aciz varlıktır. Aciz varlık yani mühtaç varlıktır. Tekebbürlü adam diyor ki, ben hiçbir şeye ihtiyacım yoktu. Benim her şeyim var. Sağlığım yerimde, evim yerinde, eşiğim yerinde, pulum yerinde. Amma Allah buyurur ki, ey insan, bax, sənə bu qədər nimətlə verdim, saya da bilməzsən, amma onlara heç olmasa etiraf et. Etiraf etmək şükür anlayışının bir ölçüsüdür. Şükür sözü ərəbcə Solmaz xanım, bəlli etmək deməkdir. Bəlli etmək, bildirmək, göstərmək deməkdir. Sənə verilən əməyi görmək deməkdir şükür. İnsanın, bizim üzərimizdə çoxlarının əməyi var, elə deyilmi? Valideynlərimizin əməyi var, həyat yoldaşımızın əməyi var, övladlarımızın əməyi var, ölkəmizin əməyi var, həkimlərin, müəllimlərin əməyi var, hərkəsin, hərkəs üzərində əməyi var, yəni haqqı var. Amma bir də əməklər əməyi var, üzərimizdə Allahın əməyi var. Allahın əməyini görmək bir şükür əlamətidir. Ərəblər az yeyib formasını qoruyan ata fərəsün şəkür deyirlər. Ərəblər az yeyib ancaq formasını, yəni qaçışını, surətini, gözəlliyini qoruyan ata fərəs ərəbcə at deməkdir. Fərəsün şəkür, şükür edən at deməkdir. Ərəblər az yeyib çox süd verən dəvəyə, yəni dişi dəvəyə, nəkatun şəkiratun deyirlər. Yəni şükür edən dəvə. Baxın, hansı dəvəyə deyirlər bunu? Az yeyir, amma çox süd verir. Hansı ata deyir bunu? Az yeyib formasını qoruyan ata, az yeyir amma qaçağan atdı, cəsur atdı, döyüş atıdır. Baxın, deməli, təkcə insanlar şükür etmir. Atlar da şükür edirmiş, çiçəklər də şükür edirmiş. Bir balaca, hətta bəzən görə bilmədiyimiz arının şükürünü saysaq nə olacaq? Dinləyicimiz var, Siracəddin, mənim telefon xəttində. Alo. Alo. Bəli. Salam. Aleyküm salam. Mən istərdim ki, Allah sizin verilişinizi çox uzun ömürlü olsun. Amin. Çünki çox gözəl verilişdir. Mən özüm gözdən əlindən birinci qrupam, tam görmürəm. Allah sizə şəfa versin. Çox sağ olun. Amma ki, inanın, mən elə kövərəldirəm ki, çünki bu insanlar dənizdə batırlar. Bu, bayaqki xanım İradə xanım çox düz vuruqladı da. Ax, onlar da insandır. Heç kim heç kimin
canını almağa Allah veribsə bu canı. Bəli. Allah da bunu almalıdır. Mən də onların halına çox yanıram. Bir icazə versəydiniz, bir şeir var. Ülker Ateş'ten 4 misra deyərdim ona, şükür elədi adı. 4 misranı buyurun. Buyurun. Ülker Ateş, o özü də o şairə xanım Gözdən Əlildir. Allah ona yardım Ancak etsin. Ancaq çox gözəl şiirlər yazır. Bak, külək əsər, külün göyə sovrular. Ocağında közün varsa, şükür elə. Giləylənmə, Tanrı yazan qismətə. Dolanmağa ruzun varsa, şükür elə. Vətən sənin həm atandır, həm anan. Dağın varsa, daşın varsa, şükür elə. Bu qədər. Şiir böyükdür. Mən bəzi misraları dedim. Çok ancak çok sağ olun, siz bu insanları böyle çok mariflendirirsiniz. Çok teşekkür ederim size ve ben çok sevinirim ki bizim böyle dinleyicilerimiz. Sağ olun, değil çok mi? Sağ olun. Çok güzel bir megama tokundu dinleyicilerimiz. Allah sizden razı olsun. Qədərini sevmək məsələsi. Allah bu şeiri yazan xanıma da inşallah ki onun savabını versin. Və inşallah ki bu da Allahın bir sınağıdır. Gözlə görmür amma qəlb ki görür. Ya Rabbi nə gözəldir qəlbimiz görür. Qəlb gözü görür, bəli. Solmaz xanım, Peyğəmbərimiz dönəmində iki gözü kör olan insanlar var. O insanların duaları tarixə keçmişdir. Birini sizə söyləyim mi? Buyurun. Allahım sənə şükür olsun ki mənə göz vermədin, bu çirkinlikləri görmədin. Allah'ım sənə şükür olsun ki mənim gözlərimi kör etdin. Mən bu çirkin illəri görmədim. Nə deyirsiniz duyuya? Allah qəbul edərmi bu duanı? Allah'ım mənim baş gözümü örtdün də qəlb gözümü açdın. Qəlb gözümü açıb həqiqəti göstərən Allah'a da şükür olsun. Amin. Mən bu xanımlara demək istəyirəm ki, biz həyatın bir parçasını görürük. Siz bu bəzi insanların bu dünyada çətinlik, sıxıntı içərisində olduğunu görüb hökm verməyə tələsməyin. Siz cənnəti gördünüz mü? Cənnətdə Allahın gözləri kör olan insanlara nə nimət hazırladığını gördünüz mü? Bildiniz mi ki belə kimlərsə bunu verməyə tələsirlər? Heç kəs cənnətə girmədən özünü xoşbəxt hesab etməsin. Heç kəs cənnətə girmədən heç kəs özünü bədbəxt hesab etməsin. Yəni hər şey cənnətə məlum olacaq. İnşallah. Kimsə cənnətin Allahın huzuruna getmədən özünü bədbəxt hesab edəməz. Kimin xoşbəxt, kimin bədbəxt olduğu axirətdə bilinəcəkdir. Bəlkə o insan mənə göz vermədiyinə görə Allahım sənə şükür edirəm deyəcək. Kim nə bilir ki? İnşallah. Və bu dünya həyatı da əslində bir o qədər də uzun deyil. Yəni bizim nəzərimizdə bir 70-80 il. Ən maksimum deyək ki, indi ondan oyananı bir qədər Allah nə qədər verirsə. Amma ya Allah ki, yəni Allahın ölçüsü ilə bu bir göz qırpımı qədərdir. Bəli. Və dinləyicimiz bizi gözləyir. Bəli. Alo. Alo, salam. Solmaz xanım, Günel xanım. Sıracətdin müəllim də salamlayıram. Mən də şükür barəsində danışan kimi diyana bilmədim, dün bir kəlmə də mən deyim. Əslində insanlara baxırsan, çox sağ ol deməyi bacarmayan deyir, şükrü də bilməz. Yəni çox sağ ol deməyi bilmir. Bizim də bir də baxanda arzularımız o qədər olur ki, birini yerinə yetən kimi ondan da gözəlini, artığını o qədər istəyirik. Amma arzuların deyir, az olması, yetərli bir ruziya razı olmaqdır. Yəni ki, şükür eləməkdir. Əsl deyir, zənginliyi budur. Əlbəttə, bu da İmam Hüseyin deyib, mən yox. Bir də dünyanın nemətidir, nə qədər gözəl olursa, cənnətdəkinə çatmaz. Dünyadakı dərd nə qədər ağır olursa, cəhənnəmdəkinə çatmaz. Ona görə də Allahın verdiyi hər şeyi şükür eləməliyik. Çox sağ olun. Sağ olun. Təşəkkür edirik və dinləyicilərimizə bir daha 596-71-04 nömrəmizi xatırladaq. Bizi axtaran, bizi zəng edən, bizə vaxt ayıran, bizə qulaq asan bütün dostlarımıza təşəkkür edirik. Allah onlardan razı olsun ki, bu vaxtlarını ayırırlar. Biz bir yerdə bir ümmətik. Bir yerdə düşünürük. Hər deyilən sözdə bir nimət vardır. Ona görə də qulaq asacaq onlara. Bax, Solmaz xanım, o sıranı davam etdirmək istəyirəm. Az yeyib formasını qoruyan ata fərəsun şəkur deyirlər. Az yeyib çox süd verən dişi dəvəyə nəqatun şəkiratun deyirlər. Ağac çox meyvə verəndə də şəkirat əşşəcər deyirlər. Yəni, şükür edən ağac. Bir ağacın şükürü meyvəsinin bol olmasıdır. Baxın, bir də görürsünüz, ağac birini çox bar verir, birini heç bar vermir. Allah bizi onunla da sınamış olur, bununla da sınamış olur. Uca Allah heç bir yerində deməyib ki, Qur'an-ı Kerimdə sizin ruzinizi kəsərəm. Amma Allahın belə ayəsi var. Sizin ruzinizi bəzən azaldar,
bəzən artıraram. Sizi ruzisiz qoyaram deməz. Biz Allahın Ər-Rəzzaq adına da şükür edirik. Ər-Rəzzaq adına iman edən insan heç vaxt acılıq qorxusu ilə yaşamaz. Bilər ki, Allah ona bir qapı açacaqdır. Allah heç bir qulunu yolda qoymaz, darda qoymaz. Əgər o qul Allahı tanıyarsa və onun haqqını verərsə. Şükür sözünün həm də kəşflə bir əlaqəsi var. Şükür Allahın nemətlərini kəşf etməkdir. Şükür Allahın qoyduğu həqiqəti kəşf etməkdir. Məşhur dilçi alim var, Rağib Əl-İsfahani lüğətində deyir ki, neyməti təsəvvür edib onu üzərində göstərməyə şükür deyilir. Neyməti təsəvvür edirik ki, Allah bizə bu qədər neymət verir. Eyni zamanda Allahın verdiyi neymətləri də Allahın qoyduğu təyinata uyğun istifadə ediriksə, bu şükür olur. Şükürün ziddi örtməkdir, küfürdür, göstərməməkdir. Bəli, mobil telefonla qoşulub. Diləcimiz var, alo. Sabahınız xeyir olsun, xanım. Sabahınız xeyir olsun. Allahın salamını olsun sizlərə. Amin. Allahın salamı sizin üzəriniz olsun. Çox sağ olun. Mən bu mövzudan əlavə nəsə danışmaq istəyirəm. Buyurun. Qulaq asıram hər həftə sizə. Allah razı olsun. Bu, sizdən xahiş edirəm. Bu, show biznesdir, sonra başqa verilişlərdir, televiziyada, radioda verməkdənsə, belə gözəl dini verilişlər vermək qat-qat istəyir, televiziya istəyir, radioda daha yaxşı olur mənə gəlir. İnşallah, inşallah. Mən sizə xatırladım ki, Space televiziyasında hər həftə cümə günləri cümə günü, bəli, bəli, dünən baxırdım, bəli. İnanın Allaha, əlimizdə nə işimiz, gücümüz var, hara çağırıblar, nə işimiz var, onları atırıq ancaq televizorun qabağında oturub, bir 6-cı gün, bu gün oturub sizin verilişlərə qulaq asır, sizin verilişlərə baxır, bütün dini verilişlərə. O show biznes bizə nə verəcək, nə göstərirlər orada, kimin kimə nə var. Vallahi hamısı uçurma aparır bizləri. Elədir. Azərbaycan xalqını, İslamı. Allah'a min şükürlər olsun ki, sizin bu cür verilişləriniz var, bizim gözəl dini verilişlərimiz var. Şükürlər olsun. Vallahi bunu çoxalmaq lazımdır, çox-çox göstərmək, bütün millət bilsin ki, nə var, nə yox. Yoxsa bu show biznes hamısı elədir. Uçuruma gedir, hamısı Avropaya gedir, hamısı elədir. Nə bilim bir ərəbliyə gedir. Xanım, üzr istəyirəm bütün dönə-dönə. Bəli. Aydındır, mən sizin qəlb yanığınızı çox duyuram, anlayıram. Həqiqətən də belədir və inşallah ki, görürsünüz, siz bol-bol dua eləyin. Mən bunu hər zaman deyirəm, bol-bol dua eləyin. İnşallah ki, Allah biz dualarınızı qəbul edər. Hər namazımızdan qabaq bu verilişlərin də sayı çoxalacaq inşallah. İnşallah. Çünkü siz istəyəcəksiniz, biz istəyəcəyik, Allah da bizə verəcək inşallah ki. Amma inşallah. Yetər ki, biz istəyək bunu. Bəli, bəli. İnşallah. Hər namazdan qabaq da, namazdan sonra da, dünya namazlarımıza şükür edirik Allahdan istəyirik. Ancaq bizim ümidimiz bir Allahdır. Başqa heç kimdən biz istəyə bilmərik. Allah razı olsun. Fikirlərinizə tamamilə qatılırıq. Minnətdarıq bizi dinlədiyiniz üçün. Elədir. Bəli. Şükürün dedik ki, ziddi də örtmək deməkdir. Küfür sözü var, kafir sözü var. Elə deyilmi? Kafir örtən deməkdir. Kafir nəyi örtür? Həqiqəti örtəni deyil. Ərəblər əkinçiyə də solmaz xanım. Kafir deyirlər. Çünki əkinçi torpağı toxumu örtür. Toxumu qoyur torpağın üzərinə, onun üstünü örtdüyünə görə deyirlər ona. Yəni, şükür göstərməkdir, Allahın verdiyi nimət olduğunu bilməkdir, etiraf etməkdir, göstərməkdir, şükürün ziddi nədir? Şükürün ziddi də örtməkdir, gizləməkdir, inkar etməkdir Allahın nimətlərini. Şükür niməti unutmamaqdır. Şükür niməti unudan adamlara uca Allah qafil deyir. Qafil kimdir? Sualın cavabı budur. Qafil neyməti unutandır. Qafil ağlından istifadə etməyəndir. Şükür neyməti unutmamaqdırsa, əgər bir insan unudubsa, unutmağın dərmanında xatırlamaq və göstərməkdir, Sövməz xanım. Şükürdə önə çıxan neymət sahibinin neymətidir. Şükür edərkən önə çıxan neymət sahibinin neymətidir. Yəni, bir insan adətən Allaha nə zaman şükür edir? Allahın bir verdiyi bir neyməti görəndə, məsələn, Allah bir övlad verir, deyir, şükür olsun Allahım sənə. Allah bir sağlamlıq qismət edir, xəstəlikdən qurtarır, gözəl bir iş qismət edir, ailə qurmaq ona nəsib edir, o da Allaha şükür etmiş olur. Yəni, qul adətən bir neyməti görəndə şükür edir. Yəni, şükürdə önə çıxan neymət sahibinin verdiyi neymətdir. Amma bir də bundan böyük də bir şey var. Amma gəlin ona keçməmişdən əvvəl dinləyicimiz gözləyir. Dinləyicimizi dinləyək. Alo. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən sizə təşəkkür edirəm. Bu verilişə görə Siracəddin müəllimə, Solmaz xanıma sizə çox təşəkkür edirəm. Günel xanıma. Sizə
Günel xanıma. Təşəkkür edirəm. Mən deməli çoxdan qulaq asırdım. Yoldaşımı itirdi, cavan yaşdı. Allah rəhmət etsin. Sizin verilişlərinizə qulaq asırdım. Mən yoldaşımı itirəndə də şükürlədim Allah'a. Elə bir o günü ki yoldaşımı torpağa verirdim. Deyirdim şükür olsun sənə ilahi. Deyirdim mənə nə üçün şükürləyirsən? Cavan yaşda 50 yaşında yoldaşımı itirdim. Deyirdim şükürləyirəm ki yoldaşım elə bir 35 çox gözəl insan idi. 35 yaşında kimi elə bir ki namaz qılmırdı. Esprili işler kabullerdi. O da çok ifrat derecede yok biraz. Ama ondan sonra imana geldi. Namaz kıldı, oruç tuttu. Çok güzel et namazını bir dakika vaktinde kılardı azan okunan kimi. Ama tez gitti aramızdan. Diyordum ona göre şükürlerim ki Allah onu imanla nafardı. İmansız nafarmadı. Amin. Geldi imana. Ona göre de her gününde namazda şükürlerim. Uşaklarımca özümce şükürlerim. Bir de şükürlerim ki Allah'ım imanla napardım. İmana geldi gitti yoldaşım. Hani çok güzel insan idi. Onun için de şükürlerim. Her gün şükürlerim ki imanla gitti. Siz şükür ailesi olmuşsunuz. Evinizde şükür ağacı bitmiştir. Dilinizde şükür ağacı bitmiştir. Yüreğinizde şükür ağacı bitmiştir. Allah sizin dualarınızı da inşallah kabul edecek ve doğru edirsiniz. Yoldaşınızın ardınca hemşe dua edin ve Allah sizin kimi ailelerin ve insanların sayını çoğaltsın. Ve şükürlü insansınız ki bugünleri bak böyle bir sözler iştirsiniz Siracettin müəllimdən gerçekten de. Bak şükür, şükürü her anımıza göre şükür etmeyi Yunus nece söylüyor sormaz hanım. Biraz ileri gitmek istedim. Bu hanımın sözleri beni biraz duygulandırdı. O deyir, hemdi evvelce deyim hemdi. Hemdi ondan da bir üstün mertebedi. Dedik ki şükürde öne çıkan nimet sahibinin verdiği nimetti. Yani adeten insanlar Allah'ın verdiği bir nimeti görende şükür edilir. Bugün pul kazandım Allah'a şükür olsun. Bugün falan işimi hallettim Allah'a şükür olsun. Allah nimetine göre şükür, zatına göre ise hemd olunur. Şükürden büyük olan hemddir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin, İyyâke Nebudu ve İyyâke Nesteyn. Allah'a hemd edirik. Yani şükür nimete bakar, nimet yoksa şükür de yoktu. Hemd ise nimet varsa da hemd olsun, yoksa da hemd olsun. Hemd Allah'ın zatına bakar. Ve hemd ancak uca Allah'ın uca Allah'adır. Allah'tan büyük hiçbir şey yoktur. Hemd Allah'tan başka hemd olunabilecek bir varlık yoktur. Bu halına göre yani veren Allah ya da vermedi, sağlamlık verdi ya da hastalık verdi ya da yoldaşını verdi ya da aldı. Bak görürsünüz hanım ne güzel hakikati derk ediyor. Veren de odu, alan da odu. Allah vermişti, Allah da aldı. Veren Allah'a da şükür olsun, alan Allah'a da. Şükür etmeyi demeyi bacaran bir kadın. Bu büyük bir nimetti. Yani inanılmaz bir nimetti. Ve şükür etmeyi demeyi bacarmak özü de bir ona da bir şükür etmeyi şükür lazımdı. Etmek özü şükürdür. Ben. Günel Hanım onu demek istiyor. Şükür etmeyin özü de şükürdür. Kim şükür edirse şükür etmek duygusu varsa şükür etmiş olur. Ona göre o bizim hak aşığımız olan, hakikat aşığımız olan Yunus'umuz deyir ki haktan gelen şerbeti içtik elhamdülillah. Haktan yani Allah'tan gelen şerbeti, şerbet yani nimetleri. Bütün güzel duygular bir şerbetti. Bak içinizde bir insana yakşılık etme imkanınız olmasa bile, içiniz güzel duygularla çiçeği açıpsa, duygularınız size, kaş imkanım olaydı da o yetime de ben de yardım edeydim deyirsinizse, yüreğinizde bir bayağı irade hanıma dediğim gibi bir sızıltı varsa o da bir şerbettir. Haktan gelen şerbeti içtik elhamdülillah. Ol kudret denizini keçtik elhamdülillah. Nedir bu kudret denizi? Kudret denizi imandır. Allah bizi o kudret denizinde üzmemizi istiyor. Bol bol, doya doya o şerbetten içmemizi istiyor. Bakın sormaz hanım, soru nedir? Kuru idik, yaş olduk. Allah'ın kudretinden gelen şerbeti içen insan ne olur? Kuru idik, yaş olduk. Kuru burada ölü demektir. İmansız kalp ölü kalpti, çürümüş kalpti, susuz torpaq kimidir. Onları tikanlar, kölközler basmıştır. Qurumuş ağacı təsəvvür edin. Biri var meyveli ağac, şükür edən ağac. Biri de kökündən qopmuş, qurumuş, yere yıxılmış, yanmaqdan başqa artıq bir şeye yaramayan ağac. Deyir ki, Allah'ın nimeti gələndən sonra quru idik, yaş olduk. Yaş burada diri mənasında. Yani Yunus Emre'ye göre diriliğin elameti imanlı olmaktı. Quru idik, yaş olduk.
Hak'tan gelen şerbeti içtik elhamdülillah. Ol kudret denizinden keçtik elhamdülillah. Kuru idik, yaş olduk, ayak idik, baş olduk. İnsan iman orada ayak aşağı demekti. Aşağıların aşağısı demekti. Allah'ın şerbetinden içene kadar, Allah'ın iman nimetinin feyzinden dadana kadar biz ayak idik. Ayaklar altındaydık. Aşağıların aşağısıydık. Değerimiz yok idi. Kalbimiz çürümüştü. Aklımız Allah'tan kenarda kalmıştı. Ona göre biz ayak idik. Ama kuru idik. Şerbeti içtik. Kuru idik. Yaş olduk. Ayak idik. Baş olduk. Kanatlandık. Kuş olduk. Sormaz hanım, bir kanatları kırılmış, yere yıkılmış, uçabilmeyen kuş düşünün. Bu imansız kalbi olan adamların halı budur. Adamın nefesi var, gide gelebilir, kanatlar da var ama uçabilmiyor. Çünkü kanatları kırılmıştır. İman bir kanattır. Özde Cebrail'in kanadıdır. Kim iman kanadını çiğinlerine takarsa, Allah onu göğlerin sonsuz meyanların içerisine getirer. Ona göre deyir ki, kanatlandık kuş olduk, diri olmaya başladık. Bir kuşun azatlığı nedir? Bir kuş uçabilmişse o kuş ölmüştür. Bir insan imandan uzak düşmüşse o insan ölmüştür. Bir kuşun kuş olduğunun alameti uçmasıdır. Ona göre Yunus der ki, kuru idik, yaş olduk, ayak idik, baş olduk, kanatlanıp kuş olduk, uçtuk elhamdülillah. Beri gel, barışalım. Bak insana der ki, şükrün, nimetin, sevginin alameti bilir ki, der, menden niye kaçırsan, beri gel. Biz ümmet değiliz mi? Biz Müslüman değiliz mi? Müslüman Müslümanı şeytanlaştırar mı? Müslüman Müslümana küfür eder mi? Müslüman Müslümanlara tekfir eder mi? Özünden olmayanları sen Müslüman değilsen deme hakkına sahip olar mı Müslüman? Yunus der ki, böyle etme. İnsanlara deyin ki, beri gel, barışalım. Yad isen tanışalım. Bak tanısak, ya insanlar niye göre birbirine yadlaşırlar? Çünkü birbirini tanımırlar. Uca Allah buyurur ki, bunu biz bir verişimizde söylemiştik. Mene inananların kalbinde birbirine sevgi yaratacak. Bizi kardeş eden Allah'tır. Biz sadece anamızın betinden doğduğumuza göre bir adamdan kardeş değiliz. Biz iman kardeşiyiz. Ona göre deyir ki, beri gel, barışalım, yad isen tanışalım. Dirildik, pınar olduk, irkildik, irmak olduk, aktık, denize dolduk, taştık, elhamdülillah. Bir suyun özelliği de akmasıdır. Bir akan su iman etmiş sudur, ben böyle diyorum. O bizim dilsiz Müslüman kardeşimizdi. Aktık, ne olduk? Denize dolduk. Denize dolduk, ne olduk? Taştık, elhamdülillah. Onu söylemiş olur bize Solmaz Hanım. Bilmiyorum, vaktimiz az mı? Vaktimiz 8 dakika var. 8 dakika. Beste dinleyicimizin de bir sualı var, onu da çaktırmalıyız. Şükürün içerisinde hayır var, yarar var, hez var. Şükür nimet verenin hakkını itiraf ve göstermedir dediği. Eşşekür olan Allah şüküre çok karşılık verendir, artırandır. İnsanları nimet içerisinde gerg edendir, ihsan edendir. Çok şükür edilen Allah'a, lütfen burasını dikkat edin. Allah çok şükür edilen ünvanıyla hem de şükür talep edendir. Allah insanlara her zaman Kur'an ayelerini biz okusak orada şükür edin diye söylüyor. Allah şüküre karşılık verendir ama da aynı zamanda Allah şükürün karşılığında ve isteyendir. Allah diyor ki, ben size bu nimetleri vermişim ki şükür edin, söylüyor onlar bize diyor. Allah buyurur ki, verdiğim her çetinlik imtihan da bir sizin bütün nimettir. İmtihanlar nimet, imtihan da bir nimettir ve imtihanların vazifesi Allah'ın insanı terbiye etmesidir. Çetinlik de bir nimettir Solmaz Hanım. Çetinliğiyle bağlı nece nimet olur? Bazı ölçüler seçtim, onları kısaca da olsa hiç olmasa okuyorum. Buyurun. Çetinliğin Allah'tan geldiğini bilen de çetinlik ilahi nimet olur. Çetinlikler Allah'ın insanı terbiye metodunun ayrılmaz bir hissesidir. Neden Allah bir insana çetinlik verir? Çetinlikler Allah'ın ne demesidir Günel Hanım? Eğer size Allah çetinliği verirse Allah size bir mesaj yazmıştır. O mesajda bu sözler vardır. Ey kulum, ben seni unutmamışam. Ey insan, ben seni çok severim. Seni pişirmek istiyorum. Seni yetiştirmek istiyorum. Seni kamilleştirmek istiyorum. Allah buyurur ki, her çetinlik bir ayedir, her aye bir işaredir, her işare bir hakikate işaredir. Bak Bayak Hanım dedi, o ya da Zengi'den kardeşimiz dedi ki, biz küçeğine girdiğinde bir iki ayağı olmayan bir adam gördük. O ki ayağı olmayan adam sana bir ayedir, sana bir işare verir. Deyir ki, ayaklarının kadrini bil, ayağı verene şükür et, ağlı verene şükür et, o mesajı vermiş olur sana.
Çetinlikler insanı ıslah edir ve temizleyir. Bir kızılın kızıl olduğunun, değerli olduğunu ancak ateşe atmakla bilmiyorlar. Ateş yananda kızılın kızıl olduğu ortaya çıkmış olur. Çetinlikler hakikati tanıtır. Çetinlikler insanı güçlendirir. Çetinlikler imtihan edir. Çetinlikler seçir ve öğretir. Çetinlikler deyir ki zehmetsiz rahmet, zehmetsiz nimet yoktur. Çetinlikler deyir ki işlemeyen dişlemez. Çetinlikler deyir ki her güzel işin arkasında bir emek var. Çetinlikler deyir ki yaşamak çetinlikleri hayra çevirmektir. Ya bu cümlemi bir de okuyorum Solmaz Hanım. Yaşamak, yemek, içmek, maşında gezmek, kefelemek, eğlenmek, arsızlık elemek değil. Yaşamak çetinlikleri hayra çevirmeyi bacarmaktır. Her çetinliğin arkasında bir asanlık gelir. Bu da Kur'an-ı Kerim'in İnşirah suresini okusanız her çetinliğin arkasından bir asanlık geldi buyurur Allah. Bir çetinlik iki asanlığın arasındadır Allah buyurur. Peygamberimiz buyurur bunu. Peygamberimiz buyurur ki bir çetinlik iki asanlığın arasındadır. Bir çetinlik iki asanlığı mağlup edebilmez buyurur Peygamberimiz. Her gece bir gündüze hamiledir buyurur. Her gecenin bir sabahı var buyurur. Her kışın bir yazı var buyurur. Her Firavun'un bir Musa'sı var buyurur. Acılar ümidi büyüdürse nimet olur buyurur Allah. Senin hayır bildiğin şey şer, senin şer bildiğin şey de hayır olabilir. Yani şer hayır olabilmez anlamında değil bu. Yani şer hayır değil, şer şerdir. Ama insan bazen hadiselere onun için şer olduğunu düşünür. Allah buyurur ki sen tamı görmürsen ey insan, sen bir tövbe görmürsen ey insan, sen bazen bir şeyi şer hesap edersen ama o senin için hayırdır, bilmezsen sen buyurur. Çünkü insan bir tövbe tamı görebilmir. Hadiseni, o bir hadisenin arka planını okuyabilmir. Ona göre de bazen hükümleri yanlış olur. Bir tövbe gören sadece Allah olduğuna göre şükreden insanın da yegane vazifesi, hakikati, evveli, ahırı bilen, sonsuz zamansız olan Allah'a teslim olmaktan başka bir şey değildir. Uca Allah buyurur ki her çetinlikte bir hayır vardır. Uca Allah buyurur ki Allah asla zalim olmaz. Bu gözü olmayanlar, ayağı olmayanlar, aklı olmayanlar asla Allah'a ittiham etmesinler. Çünkü Uca Allah buyurur ki Allah asla zalim olmaz. Allah'ın zalim adlı bir adı yoktur. Allah'ın böyle bir adı var aziz dostlar. Bayağı ikisini söyledim. El-Garib olan Allah, El-Fettah olan Allah, El-Şekûr olan Allah'ın bir adı da budur. O El-Hayr olan Allah'tır. Allah'ın bir ismi de El-Hayr olan Allah'tır. El-Hayr olan Allah'ın ne mesajlar var bize? El-Hayr olan Allah buyurur ki o hayrin kaynağıdır. Allah hayrin kaynağıdır. Zatı mütlak hayirden ibarettir. Hayrin onun hayrinin tayi beraberi yoktur. Her hayır ey insan onlandır. Uca Allah'ın insana vaadi de var Solmaz Hanım. O buyurur ki şükredenlere o her çetinden sonra mütlak ve mütlak bir asanlık yaratacaktır. Ve bunu da buyurduca Allah, cennete giden yol çetinliklerle doludur. Peygamberimiz buyurur ki, cennetin etrafı çetinliklerle sarılmıştır insan. Cennet havai değil. Cenneti ne kadar baha alsanız da ucuzdur. Cehennemi ne kadar ucuz alsanız da çok çok bahadır. Ona göre de asla oraya gitmeyin. Allah bizim cehenneme gitmemizi istemir. Hakikati öğreten müellimin adı çetinliktir. Tekrar edirəm, riyaziyyatı demirəm, biyolojiyanı demirəm, edebiyatı da demirəm. Deyirəm ki, həqiqəti öyrədən müəllimin adı çətinlikdir. İnsanın dəyərini ortaya çıxaran, ona dəyər verən, ona mümin adı verən, ona əbədi cənnəti vəd edən, ona cənnətin içərisində adın cənnətini verən neymətin adı da çətinlikdir. Ya Rabbim, Allah qismət etsin. Cənnətlərə. Amin, amin inşallah. Ona görə də Solmaz xanım, şükürün amma şərtləri də var. Yani sadece bilmirəm ona vaxtımı çatacak mı çatmayacak mı? 3 dəqiqə vaxtımız var. Hə, kısaca bir ikisini deyim, belki devam edərik bunu. Çünkü ben o kadar hazine seçmişim ki buradan gəlin, bizi. Gəlin beləyirə, gəlin o hazinəni xırdalamayaq. Bəli. Səbirlə danışaq. İnşallah dinləyicilərimiz də bizimlə razılaşar. Bəli. Yəqin ki bunu istəyər. Biz gələn verilişimizdə də şükürdən danışarıq inşallah. Bəli. İki dənə söz deyelim, saxlayayım onu da. Saxlamayın, buyurun. Neyməti, neymət bilmək şükürdür. Nimetin nimet olmağını bilmemek nankörlüktür. Şükür etmemek cezadır. Bu cümlemi bir de tekrar ederim. Şükür etmemek cezadır.
dua etmemek de Solmaz Hanım cezadır. Kim dua etmirse ki bunu ben her zaman bizim cemiyette bunun yayılmasını isterim. Şükür ederiz adamlarımızın sayı azdır. İtiraf edeyim bunu. Birbirimize dua etmek istemiyoruz. Ya ne olur evladına dua etsene. Mene dua et demirim. Derim evladına dua et, kızına dua et. Denen kızım Allah seni hoşbakt eylesin. Seni büyüteceğim, seni ere vereceğim. Seni aile sahibi edeceğim. Sana güzel cehizler alacağım. Seni Allah en güzel hayat yoldaşını kısmet eylesin. Korkmayın, kızınıza bile dua edin. İsteyersiniz size Allah verer. Çünkü Allah'ın kanunu insandan Allah'a doğrudur. Allah buyurur ki isteyin ki vereyim. Beni zikredin ki sizi zikredeyim. Kapımı döyün ki açayım. Bir kulun eyiplerini örtün ki ben de cennette sizin ahirette sizin eyiplerinizi örtüyüm. Bizden Allah istememizi isteyir. Şükür istemekti, Allah'tan istemekti. Ona göre dua etmeyen adamlar cezalanmış adamlardı. Fakirlik cezadır. Bakın. Kin cezadır, nifret cezadır. Bir insan kalbine bu kadar yükü neden koyar? Nifret yükü, kin yükü, fakirlik yükü, duasızlık yükü, nankörlük yükü. Ve sona çatırık. Sona çatırıksa, eşşekür, eşşekür olan Allah'a hamdolsun. Hamdolsun ki bizim eşşekür olan Allah'ımız var. Allah'ın bize seven bir ürek versin. Dua eden bir dil versin, amin. Zikreden bir kalp versin, amin. Bizi cennete koşturacak bir hayat yoldaşı versin. Amin. Allah bizim kalbimizi, aklımızı bereketlendirsin, imanımızı bereketlendirsin, ümmetimizi, güzel memleketimize güzel günler nasip etsin, ümmetimizi bu sıkıntılardan kurtarsın, bize hak olan değeri versin uca Allah, bizi de uca Allah'ın yolundan ayırmasın. Eşşekür olan Allah'a hamdolsun. Hamdolsun ve hamdolsun hürmetli dinleyicilerimiz, şükürlü olmak, tevekküllü olmak. Kaderimizi sevme yardısıyla sizinle sağollaşırız. İnşallah gelen verilişimizde yine de şükürümüzden danışarız. İnşallah. Danışarız. İnşallah ve sonunda İbrahim Suresi 7. ayını okumak istedim. Eğer şükretseniz size olan nimetimi artırarım. Eğer nankörlük etseniz bilin ki benim azabım şiddetlidir. Allah'ın şükreden bendelerinden olmağınız dileğiyle hürmetli dinleyicilerimiz. Allah'a emanet olun.